Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Şimdi çift japon küpesi çitimizin telinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Zürafasını gösterdim. Şu gördüğünüz atkılıyla yaptığım bölümü de gösterdim. Şimdi sıra geldi büyük tel yapraklarında. Ben ekleyerek yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Her defasında başlamak tabii çok vakit kaybı. 40 tane çit oluyor biliyorsunuz yazmada. O yüzden bu şekil ekleyerek yapıyorum. Size hem ekleme işlemini göstereceğim hem yaprağımızın nasıl yapıldığını paylaşacağım. Bakın. Bu şekil yaptım arkadaşlar. Bakın. Şimdi diğer yaprağımı getiriyorum. Bir püf noktası da arkadaşlar tam dibinden şuradan girmiyorum arkadaşlar. Bakın. Dibinden girmiyorum. Şu gördüğünüz 1, 2, 2. zürafa, 3. zürafadan giriyorum. 1, 2, 3. Bakın. Şu gördüğünüz zürafadan giriyorum. Ve birleştiriyorum. Tabi benim ipek olduğu için ne yakma ne ütü olmuyor arkadaşlar. Yani tühüm tutuyor. Sizin iplerinizle bilmiyorum. Zaten pek başka iplerle tez zürafası olmaz ama girdiğim yere tekrar giriyorum ve yanındaki zürafaya girip yaprağıma başlıyorum. Böyle olduğu zaman hem temiz bir iş oluyor hem ek yeri belli olmuyor arkadaşlar ve tabi zamandan da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yoksa bu kadar iş ne zaman biter? Her defasında başlasa sıkıcı da olur zaten. Ve yaprağımızı arkadaşlar ikiden büktüm. İpeğimi ve çift doluyorum. Ve sadece kenarlardan artırma işlemi yapıp bakın telim tabi benim çelik tel olduğu için arkadaşlar hemen kıvrılmıyor elimde de. Şimdi 7'ye kadar bu artırma işlemini yanlardan artırma işlemini devam edeceğim. Şimdi 4 yapacağız. Bakın. Bu da çok ağır bir model arkadaşlar. Çift çit olduğu için bakın 3 kat tomurcuğunu da açık yapıyorum ben biliyorsunuz. Bunu ilk model çıkartmıştım. Yaprak yapmak da çok zordur. Çok tele takılır. Dikkatli yapmanız lazım arkadaşlar. Ve yine sık yapmak da şart. Şimdi 5 yapacağım. Ortadan artırma işlemimiz yok. Bakın. Beş yaptık. Şimdi 6 yapacağım. Yine yandan artırma işlemi. Ve 6 yaptık arkadaşlar. Şimdi 7 yapacağız. Bakın.
Yine girdiğim yere tekrar giriyorum. Artık püpürük olacak bu arkadaşlar. Üç, dört, beş, altı ve yedi yaptık arkadaşlar. Bakın. Şimdi altıncıya giriyorum. Pipirim orada kalacak. Ve girdiğim yere tekrar girip artık hem pipirik yapıp hem eksiltiyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdi 5.'ye giriyorum. Yine pipirik için tekrar girdiğim yere tekrar giriyorum. Gönül çilenin yaprağı ile küpeli çitimizin yaprağı arkadaşlar çok farklı. Teli de yaprakları da farklı. Japon küpelisi çitimizin yaprağı, telinin yaprağı arkadaşlar. Renkli yapraklar da yapılacak daha. Daha ağır yani. Yaprak tel olarak. Daha ağır gönül çeleninki de. Bakın. 3 yaptık. 2. 3 arkadaşlar bakın. Şimdi artık bitiriyoruz. İki. Girdiğim yere tekrar girip pipirik yapıp artık bitiriyorum arkadaşlar. Bakın. Yaprağımız oldu. Bakın. Bir de sizler için keseyim. Ve kestim arkadaşlar. Bakın. Ne kadar temiz oldu. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Ek yeri belli değil. Hiçbirinde belli olmaz arkadaşlar böyle yaparsanız. Tabii ipek olduğu zaman. Yani diğer ipek ipleri bilmiyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın. Başlama yerim arkadaşlar. Burayı da size keseyim. Yarım da kestim ipeğimi bakın arkadaşlar hiç belli değil. İki yarımız bakın. Görüyorsunuz. Başlama yerlerinde sizler için bırakmıştım arkadaşlar. Bakın. Tersi de düzü de aynı. Bakın. Maşallahımızı alırız artık değil mi? Elhamdülillah. Hiç hata yok. Hepsi aynı. Sanki makineden çıkmış gibi ama elimizden çıkıyor arkadaşlar. Her aşaması elemeyi göz nuru. Kesinlikle suni bir şey yok. Ne makina. Bakın. 40 tane zürafayı teli
kıvamda yapmak çok kolay değil. Yapanlar çok iyi bilir. Bunlar yazma için arkadaşlar. Bu şekil olacak en sonunda. Bakın görüyorsunuz. Renkli yaprakları da yapacağız. Terimiz daha bitmiyor. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.